Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, söylediğim gibi sizlere daha önce yayınladığım gibi kalan şudan bonsai yapmıştım. Şimdi öncelikle onu anlatayım size. Şöyle saksımız biraz ağır. Şimdi kalan şu bonsai'miz bu arkadaşlar. Daha önce nasıl yaptığımı anlatan videoyu paylaştım. Onun linkini de bu videonun altına ekleyeceğim. Kalan şom bu büyük saksıdaydı. Çok büyüktü. Burayı kaplamıştı. O kökü de zaten buradan aldım. Sonra onu aldıktan sonra kalanları tekrar buraya diktim. Ve gördüğünüz gibi bunlar güzelce şöyle göstereyim. Onları da görün. Güzelce yeşerdiler ve tekrardan yapraklarından, dallarından, altından, diplerden, her yerden sürgün vermeye başladı kalanşom. Bu kalanşomun türünü çok seviyorum. Gerçekten görüntü olarak da çok güzel. Şu anda yeni yeşerdiği için yeşil. Bir de güneş ışığı aldığında şöyle arka yaprakları şu şekilde pembiş pembiş oluyor. Ve çok hoş bir görüntüsü oluyor. Söylediğim gibi kalanşom burada benim 4-5 yıllık bir kalanşomdu. Yolda budama yapmış atmışlardı. Zaten büyük bir çoğunluk çiçeklerim ya hediye gelmiştir. Ya da yolda böyle yürüyüş yaparken budanmış atılmış kaktüslerden de var onlar. Getirmiş dikmişimdir. Onlar da sağ olsunlar çok güzel büyüyüp yeşerdiler. Benim onlara gösterdiğim sevginin karşılığını onlar da bana güzel güzel yaprak açarak, boylanarak, serpilerek teşekkür ediyorlar. Arkadaşlar, bonsai kalanşomumuzu nasıl yapmıştık onu zaten anlatmıştım. Şöyle, şimdi bonsai kalanşomumuzu şöyle tam kameraya girmesini istiyorum. Biraz daha yakın almam lazım. Evet, şöyle yaparsam tam girecek. Evet, şimdi kalanşom bonsai'yi nasıl yapmıştık? Söylediğim gibi kalanşom burada çok büyüktü. Ben bunu tam hemen toprağından kökleriyle birlikte çıkardım. Sonra o çok büyüktü ve yana doğru eğrilmiş bir ağaçtı. Kesinlikle saksıya oturmuyordu. O fazla kısmını kestim. Ama ona yaşayabileceği, tutunabileceği bir kök bıraktım. Sonra ayakta durması mümkün değildi. Önceki videoda var. Bonsai telleriyle onu ayakta durabilmesi için sabitledim. Sonra çınar ağaçlarının altından, sonra bonsai toprağıyla saksımızı doldurdum ve suladım. Çınar ağaçlarının altında şey toplamıştım, yosun. Onları da getirip altını ekleyip bu şekilde kalan şomuzun dikimini ve ekimini yaptık. Şurada bir şey vardı, o dikkatimi çekti. Bir yaprak açmış herhalde, oradan sürgün vermiş arkadaşlar, bakın. Ben de şimdi dikkatimi çekti. Evet. Bu da kalan şu yaprağı. Oradan şuradan bakın. Şuradan alt köklerinden bu aralardan da yaprak açmaya başlamış. Demek ki sağlığı çok güzel, yerinde. Bütün bu tepelerinin hepsini, şu tepe kısımlarının hepsini budadım. Güzelce sürgün verebilmesi için her taraftan ve her taraftan, bakın şöyle buralardan, şuralardan, bu taraftan, buradan ve şeyin dalın alt kısımlarına kadar sürgün verecek ve vermek için tomurcuklanmalar ve yaprak açmalar başlamış. Bonsai kalanşomumuzu öyle yaptık. Diğer kalan ana kalanşomun parçalarını da buraya diktik. Burada çok güzel yeşerdi ve büyüdüler. Daha sonra size yapraktan kalanşo ürer mi diye, ben de ilk defa deneyeceğim diye bir deneme yapalım demiştim. Söylediğim gibi o kadar çok büyüktü ki bayağı bir yaprağa çıkmıştı. Ben de o yaprakları atmak istemedim. Ve şöyle kalanşonun yapraklarının hepsini bonsai saksısına, bonsai toprağına diktim.
Sadece arada nemli olup olmadığını kontrol ettim, suladım. Zaten bu büyüdükçe de sıklaşacak. Sıklaştıkça da bayağı daha güzel bir görüntü oluşturacak. Sonra ben de sizin gibi az önce de söylemiştim. Köklenmeyeceğini bilmiyordum. Çünkü kalanşoyu ben çelikten üretmiştim. Ve birçok ağacın sadece çelikten üretildiğini biliyordum. Sukulentlerle tanışana kadar. Sonrasında ise onları güzelce buraya diktim ve süreci beklemeye bıraktım. Bekleme sonunda yapraktan kalonşomuz tuttu arkadaşlar. Ve şu aralardan bakın görebiliyor musunuz? Küçücük şuralardan şuradan küçük küçük bebekler vermeye başladı. Hatta bakın yapraklar şöyle göstereyim size. Yaprak kendisi tutmuş. Şuradan da küçük bir bebeğini çıkarmış. Şöyle bakın. Aradan gözükmekte. Bu şekilde kalanşonun büyümesi devam etti. Yapraklar irileşti, büyüdü ve kalınlaştı. Ve şu ana kadar buraya soktuğum, diktiğim, ektiğim hiçbir kalanşo yaprağım. Şöyle de göstereyim şu arayı tam size. Gördünüz mü? Küçük küçük yapraklar açtı. Hepsi bu şekilde çok güzel bir şekilde tuttu ve yapraklar bayağı bir büyüdü. İlk videoyu kalanşo yapraktan üretilir mi diye videosunu paylaşırsam ya da paylaşmışsam kanalda varsa oradan görebilirsiniz. Ben hepsinin videosunu buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi size tutup tutmadığını öğretmek istiyorum. Tutup tutmadığını göstermek için şöyle sadece tek bir yaprağı size çıkarıp göstereceğim. Çünkü köklenmiş ve orada tutunmuş yaprağımı incinmesini ve bozulmasını istemiyorum. Size bakın arkadaşlar nasıl bir kök yapmış. Görebiliyor musunuz? Bu bir tek bir yaprak ve kalan şu. Gördüğünüz gibi kökleri görüyorsunuz. Yani bozmaya gerek yok yaprağın yapısını. Şöyle yapayım sadece. Şöyle. Olduğu gibi köklenmiş ve ektiğimde bu yaprak şu kadarcık bir şeydi ve büyümüş ve köklenmiş. Çok da güzel bir renk ve şekil almış. Söylediğim gibi bütün videolarımda devamlık arz ederek çekiyorum. Size yapraktan kalan şu olur mu, ürer mi diye demiştim. Gerçekten ben de ilk defa denedim ve denememin sonucunda da yapraktan kalan şu olduğunu bu şekilde hep beraber gördük. Eğer kalanşonuz kırıldı, döküldü, çürüdü ya da bir hastalık geçirdi, sadece elinizde yaprakları kaldıysa bu şekilde yapraktan tekrar üretebilirsiniz ve çok güzel fazla yaprağınız da varsa budama yaptıysanız onları da bu şekilde bir dizaynla çok harika bir görüntü oluşturabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tekrar sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın.